Kanal 23 ekranlarından herkese iyi akşamlar. Her hafta olduğu gibi ekonomi gündemi programı ile karşınızdayız. Piyasalar çok hareketli. Olağan dışı gelişmeler yaşanıyor. Bunları değerlendirmek üzere değerli bir misafirimiz var. Muzur Üniversitesi öğretim görevlisi Levent Eroğlu hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlar sizlere de. Tüm izleyenlere de hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam tabii hakikaten sıra dışı gelişmeler yaşıyoruz. Son 1-2 senedir yaşıyorduk ama son dönem biraz daha hızlandı. İşte ekonomi bilimi, iktisat bilimi de bu dönemlerde iktisatçılar için de hani fırsat demeyelim de konuşulacak çok şey oluyor. Aynen, doğal öyle. Olarak. Bir defa biraz olayın geçmişine giderekten başlayalım isterseniz. Yani bu Perşembe gününden beri neler oldu? Kısaca bir özetleyelim. Perşembe günü hepimizin bildiği üzere para politikası kurulu toplantısı vardı. Ülkedeki gecelik borçlanma faizinin sınırını belirleyecek Merkez Bankası'nın politika kurulu tarafından alınan bir karar vardı. Bu kararda hepimizin bildiği üzere 17 bas puandan 19 bas puana 200 bas puanlık bir artışla sonuçlandı. Yani ülkemizde artık paraya ulaşmak bir kat daha zorlaşmış oldu. Hatta iki kat daha zorlaşmış oldu. Çünkü faiz oranlarımızın yükselmesi sonucunda insanların hem kredi kullanabilmesi hem de borç alabilmeleri ya da ticari firmaların borçlanma limitleri daha zorlanmış oldu. Bunun sonucunda da tabii ki hepimizin gördüğü üzere Perşembe günü bahar havası esti biraz piyasalarımızda. Ta ki Cuma günü akşamına kadar. Siz orada biraz çok fazla şey yapamadık ama konuşamadık ama Perşembe günü alınan 200 bas puanlık kararın sonuçlarını Cuma günü görmüştük. Ama Cumartesi günü tam tersi bir hava esmeye başladı. Şimdi hocam mesela şuradan girelim aslında. Faizi niye artırır Merkez Bankası? Neyi amaçlar? Yani faizi şöyle anlatayım, daha açık, daha net bir şekilde şöyle söylenebilir. Faiz insanların ya da şöyle söyleyeyim, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın tüketicilerin ya da üreticilerin paraya ulaşabilmesini sınırlama aracıdır. Yani bu ne demek? İnsanlar bir şeyi tüketirken faizle borçlanıp alabilmek için ne yapmak zorundalar? Bankalardan kredi çekmek zorundalar. Bu krediyi çekerken de düşük faizli çekmek her zaman insanlar tarafından, yani rasyonel, homo ekonomik üstlediğimiz insanlar tarafından tercih edilecek durumdur. Ama tabii ki ne? Merkez Bankası'nın bu tür talep enflasyonlarıyla ya da talepsel bir baskıyla karşı karşıya kalmaması için faiz silahını kullanabilir. O yüzden faiz artışları biraz daha paraya ulaşabilmenin zorlaştığı, likidite ortamının daha darlaştığı bir ortam olarak karşımıza çıkmakta. Yani biz buna daraltıcı para politikası diyoruz. Paranın bir maliyeti var, o da faiz. Tabii ki. Arttığı sürece de insanlar maliyetleri artmış oluyor paraya ulaşırken ki. Kesinlikle. Ve harcarken de üretirken de bir kere değil belki 3-5 defa düşünmek zorunda kalıyorlar. Aynen. Bu da Merkez Bankası'nın elinde belki de temel işlevlerinden biri, işte bu faiz politikası bir silah aslında. Evet, bir temel araçlarından biri. Peki özünde hani piyasada da çok konuşuluyor tabii, tam içeriğini bilemeyiz ama bu 200 bas puan bekleniyor muydu ya da beklentinin altında mı oldu, üstünde mi oldu acaba? Yani onunla ilgili şunu söyleyebilirim hocam, 200 bas puanı beklemiyordu. Yani tahminler, ekonomistlerin ağırlıklı ortalamaları 100 puan üzerindeydi. Yani 100 bas puanlık bir artış bekliyorlardı. Ama tabii ki bu sadece Türkiye ekonomisi tarafından alınan bir karar. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye ekonomisi tarafından ya da Merkez Bankası tarafından alınan bir karar ama tabii ki bunun dışında Türkiye'nin dışındaki etkenler de çok etkili. Yani yurt dışı piyasalar da çok etkili. Tabii. Amerikan tahvillerinde beklenmedik yükselişler meydana geldi. Yani Amerikan tahvilleri ne diyecek olacak belki izleyenlerimiz. Yani tahvil getirisi dediğimiz bir getiri var. Yani siz devlete ya da borçlanma aracı olarak tahvil kullanan kişilere bir belli bedelde bir para ödüyorsunuz. Amerika'da bu tahvil getirisinin yükselmesi demek insanların paralarını gelişmekte olan ülkelere göndermemesi demek. Çünkü neden? İnsanların güvenmediği ya da işte daha güvenilir kabul ettiği Amerika piyasasında %2'lik, %3'lük ya da %1,5'luk getiriyi kabul etmeleri bu dış etken olarak Merkez Bankası'nın biraz daha fazla arttırmasına, yani biz bundan ne diyor, buna şöyle hitap ediyoruz. Yani önden önlemini aldı. Evet. Yani 17 bas puandan 19 bas puana çıkarması beklenilmeyen bir durum ama tabii ki bu daha önce de başımıza gelmişti. Yani hani beklentinin daha altında ya da üstünde. Daha üstünde, tabii, daha altında çok toplantıda kararlar alındı bu zamana kadar. Şöyle bir şey anlaşılmaması lazım kesinlikle. Bu dönemki Merkez Bankası'nın işte faiz kararı tarihte ilk defa işte beklentinin dışında bir şey oldu. İlk defa beklenirken arttı, artmadı gibi bir şey değil. Bu defalarca. Yani Murat Çetinkaya Merkez Bankası Başkanı iken o
herhalde 14-15 puanlardan, yani yanlış olmasın 17 puanlardan 25 puanlara çıkardı. Evet, yani bu doğal seyrinde olabilecek bir şey aslında ki burada. Aynen. Yani öyle çok afaki, işte mesela verdiğiniz örnek daha aslında çarpıcı. Yani 100 bas puan beklenirken 500 bas puan değil, 100 bekleniyordu. Evet. 100'de üzerine, ki teknik açıklamasını bence yapmış olduğunuz o Amerika'daki tahvil faizleri, İşte bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin aslında çok da hoşuna gitmeyen bir durum. Aynen de öyle. Dediğiniz çünkü gibi. Çünkü para sıcak para. Tabii. Oradan bizim ülkemize kaymıyor. Yani kaymaz. Daha güvenilir, daha aynen öyle. Sistematik olarak daha rahat işleyen piyasada para daha tabii fazla değerlendirilmese de sonuç olarak insanlar negatif faiz ortamından, yani kaçıp tahvil getirisi olarak daha yüksek tahvil getirilerini elde edebiliyorlar yani. Ve yani Amerika ekonomisi de o anlamda o uluslararası sermayeye tabii ki nispeten daha güven veren. Hani belki dediğiniz gibi oransal olarak daha az kazandıran ama daha garanti bir daha yer garanti olarak. Tabii. Aynen, daha sağlam bir yer olarak gözüküyor ve oraya gidiyor. Şimdi faiz konusu böyle. Konuya başlamışken tabii unuttuk, yine seyircilerimize de hani WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirler. Öyle tahmin ediyorum ki tabii iki gündür çok da gündemde yoğun. Evet. Ekonomiyle alakalı. Çok merak edilen, belki akla gelen şeyler de vardır. 538-256-2323 numaralı WhatsApp hattımızdan sorarlarsa cevaplandırmaya çalışırız. Ki bu arada bir soru da geldi. Hilal Hocam göndermiş, diş hekimi. Biz de selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar diliyor. Hocam bu sorulara sonra geliriz ama baştan aklımızda kalsın. Sizce yarın açıklanacak olan AKP'nin yeni yönetim listesi, yani iktidar partisi sonuçta, tabii ki piyasaları nasıl etkileyecek diyor Hilal Hocam. Ben notumu aldım. Bunu ben de soracaktım, aklımdaydı. Son kısımda geleceğe dair beklentilerimiz kısmında bunlara da bahsedeceğiz. Çünkü hocam hakikaten şimdi dünyanın her yerinde böyle, Türkiye'de de böyle, ekonomi öyle bir şey ki yani siyasi olaylardan etkileniyor, işte uluslararası ilişkilerden etkileniyor. Ya öyle akla gelmeyecek uluslararası anlaşmalardan, bir başka ülkede yaşanan bir krizden, savaştan, her şeyden etkileniyor. Ki içerideki iktidar partisinin yarın bir kongresi var. Cumhurbaşkanı'nın orada bir açıklaması olacağı söyleniyor. Ve oraya da bir beklenti oluşmuş durumda. Birazdan o kısma geleceğiz. Şimdi hocam, Perşembe günü para politikası kurulu toplandı. Böyle bir karar aldı. Evet. Ve Naci Ağbal başkanlığında. Naci Ağbal başkanlığında, evet. Belki de işte tabii Naci Bey'in de son kararı olmuş oldu Merkez Bankası. Evet. Başkanı olarak. Şimdi hocam, Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla alakalı biz yani herhalde 2 senede 50-60 program yaptıysak minimum bir 6-7 tanesinde değinmişizdir. Tekrar değinmekte de ben bir beis görmüyorum aslında. Tabii. Şimdi bakıyorum mesela önümde son 2001'den beri, yani son 20 yıldaki Merkez Bankası başkanları var. Dönemsel olarak baktım. İşte 2001'de Süreyya Serden geçti var. 5 yıl görev yapmış. 2006'da Durmuş Yılmaz var. 5 yıl görev yapmış. Sanırım o yıllarda 5 yıldı süre, sonradan 4'e düşürülmüş. Erdem Başçı var. 2011-2016 5 yıl yapmış. 2016'dan sonra Murat Çetinkaya 3 yıl yapmış 2019'a kadar. Sonra Murat Uysal 1 yıl yapmış. Üzerine 2020 yılının işte Kasım ayı olması lazım, Naci Ağbal 4 ay yaptı. Ve Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Cumhurbaşkanı bir atama yaptı. Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu. Evet, Merkez Bankası başkanımız oldu. Merkez Başkanı olarak atandı. Şimdi buraya gelelim hocam. Yani Merkez Bankası bağımsızlığından başlayalım isterseniz. Merkez Bankası bağımsızlığı nedir? Neden önemlidir? Yani merkez bankalarının bağımsız olması gerekli bir durum. Yani sonuç olarak Merkez Bankası bizim iktisadi olarak söylediğimiz iki tane ekonomiye yön veren ayak var. Biri maliye politikası dediğimiz, evet, hükümetlerin kendi vergi politikalarıyla, sübvansiyonlarla, yani teşviklerle, evet, yürütmüş olduğu bir ayağı. Bir de Merkez Bankası tarafından para politikaları. Yani tabii ki bunun araçları var. Yani faizlerle oynaması ya da işte reels kontrolları, açık API işlemleri, bunlar Merkez Bankası'nın piyasaya müdahale araçlarından birçoğu. Şimdi böyle bir ortamda merkez bankaları bağımsız olmak zorunda. Çünkü hani sonuç olarak ülkenin finansal istikrarını, asıl temel amacıysa fiyat istikrarını sağlamak. Evet. Yani temel asıl amaç aynen fiyat istikrarını sağlamak. Yani fiyat istikrarı dediğimizi de açalım biraz. Enflasyon. Yani sizin enflasyon dediğiniz şey aslında her geçen gün enflasyona maruz kalarak fakirleşmeniz demek. Kesinlikle. Yani bireyler için bu açıdan çok önemli. Yani ben derslerde bunu çok anlatmaya çalışıyorum. Öğrenciler bunu kesinlikle bir kafalarına sürekli oturtmalarını istediğimiz şey bu. Enflasyon insanları sürekli fakirleştiren bir durum. Yani bir sene başında 100 TL'niz varken
alabileceğiniz ekmek sayısıyla bir sene sonra o 100 TL ile alacağınız ekmek sayısı aynı olmuyor. Evet. Çünkü neden? Bu aradaki fark enflasyona gidiyor. Satın alma gücümüz geriye gidiyor. Evet, satın alma gücünüz ya da satın alma gücünüz geriye gitmesinden dolayı enflasyon istenilmeyen bir durum. Merkez bankalarının da temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Tabii ki diğer amaçları vardır. Ama temel amaç fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani şöyle diyebiliriz o zaman. Evet, işte baktığınızda Merkez Bankası'nın para politikasının 5-6 tane amacı var. Ama yeri geldiğinde fiyat istikrarı sağlamak için öncelikli amaç bu olduğu için diğerlerinden feragat edebilir diyebiliriz yani. Merkez Bankaları edebilir. Merkez Bankası için böyledir. Evet. O zaman şu sonuca da ulaşabilir miyiz hocam? Bu para politikasının amacı fiyat istikrarıdır. Enflasyonla mücadele etmektir. Kesinlikle. Yani bunun sevabı da, hatası da, günahı da aslında Merkez Bankası'nın. Aynen de öyle. Şimdi mesela işte Merkez Bankası'nın bağımsızlığını vatandaş nezdinde iyi anlaşılmasının bence en önemli sebebi bu. Bunu 3 yıl önce, 4 yıl önce de söylüyorduk, bugün de söylüyoruz. Eğer ülkede enflasyon varsa tam ve bağımsız çalışan bir Merkez Bankası'dır bunun sorumlusu. Tabii ki. Yani vatandaş da cezasını kesecekse oraya kesmesi lazım. Ki nasıl kesecek o da ayrı bir konu da. Mümkün yani Merkez Bankası'nın sonuçta ataması, işleyişi daha işleyişi biraz daha farklı. Özerk bir kuruluş. Ama maalesef işte bizim bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tam idrak edemediğimiz için, ya tam derinliğini anlayamadığımız için biz bunu da bir hükümet politikası olarak görüyoruz. Yani sevabıyla günahıyla, işte olumsuzluğuyla olumlu tarafıyla, bu da yanlış aslında. Tabii yanlış. Yani bunun sorumlusu değil. Ama sonuç olarak yani hükümetler de fiyat istikrarı için işsizlikle karşı karşıya kalmayı ya da ekonomik olarak daralmayı kabul etmezler. Yani bu da bir gerçek. Yani şöyle bir şey var o zaman. Yani sonuç olarak mesela bundan bir, yani Trump'ın döneminde mesela FED başkanıyla bu konuda çok fazla atıştılar. Evet. Görevden alamaya kadar götürdü. Aziz sürecine kadar da götürdü yani. Tabii. Çok atıştılar. Tabii ki ne? Hükümetlerin belirli programları vardır. Belirli hedefleri vardır. Hani orta vadeli, kısa vadeli, uzun vadeli programları vardır. Ve bu programlara uymak isterler. Tabii ki Merkez Bankası'nın sizin dediğiniz gibi yani temel hedefi fiyat istikrarıdır. Ama tabii ki ne? Biz bunu derslerde de söylüyoruz. Yani bazen politikalar birbirleriyle çatışabilirler. Yani siz fiyat istikrarını sağlamaya, kendinizi fiyat istikrarını sağlamaya yöneltirken diğer taraftan işsizlikle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da diğer taraftan yüksek kurla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya da düşük kur avantajıyla, düşük kur dezavantajıyla, düşük ihracatla, ithalatla, yüksek ithalatla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür problemler var yani. Ekonomi aslında hani biraz daha böyle bir tarafı yapabilirken diğer tarafları tabii, da zedeleyebiliyorsunuz yani. Kesinlikle. Yani ben onu hep söylüyorum. İlaç gibi. Yani belli bir yaştan sonra belli bir hastaya rahatsızlığından dolayı ilaç veriyorsunuz. İşte midesine zarar veriyor, karaciğerini bozuyor. Ekonomi de öyle bir şey. Ve bu sanki son bir senedir hocam şu da oldu. Yani malum bu virüs nedeniyle de bir taraftan devlet işte maliye politikasıyla genişlemeye başladı. Yani kamu harcamalarını artırdı. Evet. İşte bir şekilde hani genişletici maliye politikası uyguladı. Üzerine para politikasını bu tarafta sıkmaya çalıştık. Bu da birbiriyle çelişti doğal çelişti olarak. Çelişti tabii ki. Ve en nihayetinde zaten işte Merkez Bankalarının özerk olmasının da bence nedeni bu. Merkez Bankası'nın bağımsız olmasının anlamı da bu. Eğer Merkez Bankası'nı siyasi iktidarlar yönetirlerse, hani öyle bir sistem olsaydı dünyada, bu tabii ki sonuçta siyasi iktidar dediğimiz işte 3-4 senede 5 senede bir seçimle göreve gelen, işte yeri geldiğinde biraz daha hani vatandaşa nasıl diyeyim rahatlatacak hamle yapıp, hani oy kaygısı var, seçim yani var, bunu yapma ihtimali olabilen bir kuruluş olduğu için bunun dışında olması gerekiyor. Bu yüzden bağımsız olması lazım. İşte bu anlamda hocam kaygı verici bir durum bence, benim kişisel düşüncem. Yani başkanların görev süreleri çok kısaldı. Özellikle uluslararası yatırımcı açısından düşündüğünüzde, yani hep dediğimiz işte güven, istikrar gibi konularda Merkez Bankası Başkanı'nın bu kadar sık değişmesi ister istemez. Tabii ki yani teknik bu olarak, teknik olarak hepimiz bunu görebiliyoruz. Yani hani mesela şu anda çok popüler olduğu için söyleyeyim. Mesela Borsa İstanbul'da yani BIST endekslerinde muazzam bir yerli ilgisi var. Yani her geçen gün yeni yatırımcılar giriyor. Ama diğer taraftan baktığınızda BIST tarafında ağırlıklı olarak yabancı sermayedarların yerine Türkler geldi. Evet. Yani artık yabancılar paralarını çekiyor. Bunun yerine Türkler gelmeye başladı. Yani bizim istediğimiz aslında tabii ki sıcak para değil ama sonuç olarak yani bu tür aldığınız önlemlerin ya da bu tür yapılan hamlelerin paranın güvenli limana kaymasından dolayı bize negatif etkileri olabiliyor yani. Maalesef yani bu hep oldu. Bundan sonra da olacak olmaya belki. Olmaya devam edecek. Şimdi peki hocam oradan o zaman gelelim. Şimdi işte Perşembe günü faiz kararı alındı dedik. Cuma gecesi Merkez Bankası Başkanı değişti.
İşte pazarı pazartesiye bağlayan gece itibariyle işte önce Asya piyasaları açıldı. Pazartesi de Türkiye'de devam etti. Döviz aldı başını gitti. İşte borsa iki gündür çok kötü durumda. Bu neden oluyor peki? Yani bunu buraya bağlayabilir miyiz öncelikle? Yani hocam bağlanabilir tabii ki. Yani sonuç olarak biz cuma günü bir kararnameyle, cumayı cumartesiye bağlayan gece bir kararnameyle Merkez Bankası Başkanı'nın değiştiğini öğrendik. Bunun yanında bir İstanbul Sözleşmesi adında bir sözleşmenin de feshedildiğini, tek taraflı olarak çıktığımızı belirttik. Tabii ki bunun sonuçları olacaktır. Yani hani sonuç olarak biz cuma günü kapanış seansında 7.21 ile kapattık herhalde doları. Evet. Ama o gün sığ piyasada, yani daha Türkiye piyasalarının açılmadığı sığ piyasa dediğimiz piyasalarda dolar kuru 8.50'leri gördü. Tabii ki bu biraz da ben bunu şeye de bağlıyorum. Yani elbette ki bir Merkez Bankası Başkanı değişimi var bunda etken. Ama bunun yanında da insanların biraz daha acaba ne olacak tedirginlikleri var. Yani psikolojik bir baskı da var. Hmm. Doların artışını gören insanlar, yani 8.50'den dolar alanlar var yani o gece, var, o var, saatte, kesinlikle var. O kur düzeyinden alanlar var yani. Sonuç olarak hani bankalardan istediğiniz zaman belirli bir makas aralığında almanızda herhangi bir engel yok. O süreçte de alanlar olmuş. Tabii ki yani bu istenilmeyen durumlar. Yani biz şu anda belki bu kadar kolay söyleyebiliyoruz ama sonuç olarak bu olan şey bir kur şoku. Yani ne kadar da saklasak, ne kadar da üzerine şey yapmaya çalışsak da %15'lik bir artış vardı yani. Hatta ondan sonra %10'lara kadar bir indi. Ama tabii ki ne? Diğer tarafta bizim, benim hatta en çok önerdiğim, en çok fazla böyle desteklediğim borsaya yatırım yapın. İşte hani biz yerli ekonomimize, üretim çarklarımıza yatırım yapalım. Firmalarımıza destek olalım, sermayedar olalım dediğim şey de biz dün %10'u gördük. Bugün sabah da iki kere biz devre kesiciyle karşı karşıya kaldık. Yani yine %10'lara kadar, %10'u görmediyse bile %7'lere, %8'lere kadar negatif bir düşüşle karşı karşıya kaldık. Yani. Tabii ki bunların hepsinin sonucu aslında hani beklenilmediği için biraz da etkisi oluyor. Tabii ki yani her zaman için ekonomilerde böyle yani olağanın dışında, beklenilenin dışında bir gelişme mutlaka bir şok etkisi yapar. Şok etkisi yarattı. Şu an o şok etkisini yaşıyoruz. Hala da yaşıyoruz. Yani sanki bu hafta devam edecek gibi. Yani işte dediğim gibi. Gündemde bazı beklentiler var. İşte şimdi mesela ona da değinelim. Yani yarın işte dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması olacak. Yine bugün Genel Cumhurbaşkanı yardımcısı mı? Tam yok, göre, yok. Mahir Ünal açıkladı. Mahir Ünal açıkladı. Evet. Bir kabine değişimi kabine olacağı konuşuluyor. Bahsediliyor. Yani bunlar da bir beklenti oluşturuyor istilla ki. Yani hani bunları gördük. Daha önce de gördük. Yani bundan önceki Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminde bu kadar kurum yaşanmadı sanki hocam. Ama sonuç olarak pozitif bir etkisi olmuştu. Ha, tabii devamında oldu. Kesinlikle. Yani pozitif bir etkisi oldu yani. Tabii ki bunlar yani siyasi otorite karar verici olduğu için siyasi otoritenin çarklarında ya da siyasi otoritenin mekanizmalarındaki bir değişim ekonomik sonuçlarda pozitif veya negatif sizin karşınıza çıkabiliyor. Bakın. Yani muhakkak yarınki alınacak kararlarda da yani artık Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda mı olur, kabinede mi olur, MYK'da mı olur, artık değişimler nerede olacaksa bunların da muhakkak etkilerini göreceğiz yani. Ya mutlaka şimdi. Biz sonuçta ekonomiyi, iktisadı siyasetten bağımsız ya da hükümetten bağımsız düşünemeyiz. Mümkün ya değil kesinlikle. Yani sonuçta karar mekanizması, otorite, hükümetler. Hükümetlerin aldığı kararlara, hükümetlerin aldığı önlemlere dayalı ekonomi hareket ediyor. Ya mutlaka mesela şimdi katılır mısınız bilmiyorum ama ben Naci Abbal yönetimiyle beraber ben çok olumlu etki olduğunu düşünüyordum ki bence Merkez Bankası Başkanlığı sadece teknik konularda değil işte çıkıp yaptığı açıklamalarla da piyasaya tabii ki işte güven verecek. Yani sözlü yönlendirme dediğimiz tabii, şeyler kesinlikle. Var. Yani sadece Merkez Bankası'nın başkanının sözlü yönlendirmeleriyle de piyasa bazen yönlendirebiliyorsunuz. Mesela Naci Abal'ın kesin bir söylemi vardı. Yani her söyleminde, her demecinde bunu fiyat istikrarı bizim temel hedefimiz evet, değil. Net bir şekilde diyordu. Belirtiyordu yani, bunu. Enflasyonla mücadele edeceğiz diyordu. Yani şu an mesela yeni gelen başkan yani Şahap hocamız için de bunu bir eleştiri olarak demiyorum da çünkü daha zaten bugün salı yani. Evet. Dün başladı sayarsak ikinci günü o da yapacaktır mutlaka. Olsun. Zor da bir dönem yani ben hep söylüyorum şu dönemde hakikaten. Şahap hoca bizim katıldığım bankacılığındaki yüksek lisans tezimizde sizin danışmanınız olduğu tabii. Şeyde.
Bizim de referans aldığımız hocalardan biriydi. Yani mutlaka bu şöyle bir şey anlaşılmasın ha bunları konuşurken işte. Ya mesela daha önce de çünkü Murat Çetinkaya gitti, Murat Uysal geldi. İşte o gitti, o geldiğinde ya eskisi iyiydi bu kötü anlamında değil. Değil tabii. Yani Şahap Hoca da sonuçta adam iktisat profesörü, yıllarca bu bankacılık konusunda çalışmış, ders vermiş, işte akademik bazı çalışmalar yapmış. Mutlaka bu da konuya işte hakim. Bu da bir şeyler yapmaya geliyor şöyle zaten. Şöyle bir problem var. Yani hani konjonktür de bizim istediğimiz gibi ilerlemiyor. Yani sonuç olarak biz 2020 yılında karşımızda bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. Evet, yani o da üretim çok bozdu. Çarklarının tamamı durdu. İnsanlar para kazanamaz hale geldi. Evlerine ekmek götüremez hale gelen insanlar tabii. Oldu. Yani ya dükkanları kapandı. Bunu ne yaptı? Devlet muhakkak bir finanse etmek zorundaydı. Yani bu aşikar bir durumdu. Yani ev satışları durmuştu. Araba satışları tabii. Durmuştu. Tabii. Arabalar üretilmiyordu. Piyasaya araba sürünmüyordu. Yani bu tür şeylerle karşı karşıya kaldık. Yani biz 2020 yılında büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ve hala devam ediyor aslında. Devam ediyor yani. Bitmiş ya da tamamen sonlanmış bir şey yok. Ben hatta bir sonraki yıla etkisinin daha fazla olabileceğini de düşünüyorum yani ekonomik anlamda. Şunu diyeceğim yani hakikaten oraya o göreve oturmuş işte ne yaptığını anlatan, halkla da paylaşan işte dediğiniz gibi diyordu ki fiyat istikrarını sağlayana kadar biz hani Merkez Bankası'nın işte para politikasının tüm araçlarını kullanacağız. İşte bu enflasyonu düşüreceğiz. Gerekirse faiz de artıracağız ki yapıyordu da. Ki yaptı. Bunun 10-25'ten aldı. 19. Tabii 10-25'ten aldı. Evet, aynen dediğiniz faiz. Gibi. Yani bir 19'la bırakmış oldu. 19'la bırakmış. İşte bu kadar kısa süreçte alınması ben yani teorik olarak söylüyorum bunu. O Merkez Bankası bağımsızlığı anlamında ya da işte piyasaya salacağı güven ve istikrar anlamında ben çok doğru görmüyorum. Hadi mutlaka şimdi karar alıcıların işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir düşündüğü vardır ya da bizim bilmediğimiz, tabii ki bizim yani. Görmediğimiz bir şey de olabilir. Ona da bir şey diyemem ama bu kitabi olarak yani istemeyen bir durum. Yani sonuç olarak biz bunu herkese söylüyoruz. Yani merkez bankaları bağımsızdır. Yani evet. Tamamen kamu otoritesinden ya da işte hükümetten bağımsız çalışan mekanizmalardır. Ama dediğim gibi tabii ki yani şöyle bir gerçek var. Yani hükümetler de kendi siyasi oy kaybetmeyi göze almazlar. Mutlaka. Yani sonuçta fiyat istikrarı için faizlerin yükselmesi demek yatırımcının mağdur olması demek. Yatırımcı mağdur oluyor, belki tüketici de mağdur oluyor. İşsizlikle karşı karşıya kalıyorsunuz, tüketici mağdur oluyor. Yani bunlar tabii ki ekonomik olarak sizi bazı şeylerle karşı. Yani siz faiz arttırıyorsunuz, tamam. Faiz artınca kurla negatif yönde karşılaşıyorsunuz. Evet. Ama bunun yanında bir bakıyorsunuz ki faizle borçlanan sizin almış olduğunuz gömlek %30'u %60'ı faiz maliyeti. Bu gömlek parası arttı. Fiyat arttı. Hmm. Üretici için üretim maliyeti arttı. Bu üretim maliyeti artması demek ve bu ürettiği malı da satamaması demek üreticinin işçi çıkartması demek. Evet, işçi çıktı. Bu sefer ne oldu? İşsizlikle karşı karşıya kaldınız. Yani sadece bir şey yaparken diğer tarafta da birçok şey de üzerinde negatif etki bırakabiliyorsunuz. Tabii. O yüzden diyorum yani hükümetler bazen de ne yapmak zorundalar? Yani 2020 yılında faiz üzerinde yapılan hamleler neyle karşı karşıya bıraktı bizi? Pozitif büyümeyle karşı karşıya bıraktı. Bizden evet. Başka büyüyen yok. Yüzde kaçtı notlarımız arasında? 1.9 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Büyüme, evet 2021'de. Bu neyle oldu? Yani işte bunun da bir ama maliyeti oldu işte. Enflasyon gibi finansmanı da evet, yani sonuçta siz enflasyondan daha düşük bir faiz oranıyla piyasayı fonladınız. İşte hocam zaten genelde de Türkiye ekonomisinin büyüdüğü yıllarda yani tamam %30 %40 değil belki ama yani %9 ile %13 arasında bir enflasyon var. Yani tarih boyunca da baktığınızda istatistiksel olarak da böyle bir tabii. Gerçek var. Hatta biz yine bir 6-7 ay, 8 ay önce en son yani hangi bakan dönemiydi? Berat Albayrak dönemi olabilir. Açıklanan o yeni ekonomi planında şunu eleştirmiştik. 2021 yılı içindi sanırım %4,5-5 büyüme hedefi vardı. %1,5-2 enflasyon hedefi vardı. Biz hatta orada onu eleştirdik dedik. Ya Türkiye ekonomisi büyürken enflasyon veriyor. Yani bunu böyle finanse ediyor. Bunun ikisini aynı anda yani nasıl yakalayacaksın? %1,5-2 enflasyon zaten... Gerçekçi değil, değil Türkiye gerçekçi için değil. Kesinlikle yani gerçekçi. Yani zaten bu hedeflerin gerçekçi olması lazım. Yani tabii. Biz bunu şöyle söyleyeyim. Yani %1,5, %2 enflasyon bile bazı ekonomiler için istenilmeyen bir durumdur. Yani enflasyon tabii ki bize zarar verebilir. Ama enflasyon piyasayı canlı tutması açısından da istenilen tabii. Bir durumdur. Tabii, hani tabii. Şimdi biz sadece kendi açımızdan düşünmeyelim. Mesela Türkiye'de biz neyle karşı karşıyayız? Yüksek enflasyonla. Evet. Bu bizim için bir problem mi? Ekonomik bir problem. Evet. Ama ne? Amerika'ya baktığınızda Amerika'da da düşük enflasyon var. Onlar için onlar de, için de o problem. Onlara da evet.
Ve o daha zor aslında. O daha zor. Yani deflasyon dediğimiz durum onlar için. Yani biz enflasyon insanlar için caziptir bazen. Yani %5'e kadar biz ılımlı enflasyonu kabul edebilir görüyoruz. Aynen. Ilımlı enflasyonu biz kabul edebilir görüyoruz. Çünkü neden? İnsanlar %5 enflasyon ortamında sattıkları ürünü daha fazla satmak istiyorlar. Ya, talebin çünkü canlı neden? Olması. Talep canlı oluyor. Aynen. Hem üretim canlı oluyor. Hem daha fazla para kazanmış oluyorlar. Yani bu reel olmasa da insanlar daha fazla para kazandıkları için daha fazla tüketim üretim yapıyorlar. Teşviktir aslında. Yani üretici açısından düşündüğünüzde bir işte sürekli talep edilen bir şeyleri üretmek var. Talebin canlı olduğu, insanların gelip satın aldığı. Bir de İşte deflasyon durumu gibi dediğiniz gibi talebin olmadığı böyle bir durgunluğun olduğu ortamda üretim aynen, yapmak var. O daha sıkıntılı bir durum. Yani şimdi sözünüzü keseceğim ama sabahleyin yine sağ olsun bir bankadan bir abimle görüştüm. Samet abi buradan da selam Samet olsun abi, ona. Evet, selamlarımızı birlikte gönderelim. Zaten şey tanışıyoruz. Evet. Samet abiyle konuştuk. Mesela geçen senenin BDDK verilerine göre 2019 yılındaki Aralık ayındaki toplam kullandırılan kredi Türkiye'de 2 trilyon. 2 trilyon 800 milyar. Evet. Bu 2018 milyar. Evet. 2020 aralığında toplam kullandırılan kredi 3 trilyon 727 milyar. Yani %50'den fazla bir artış var. Bu neyle? Bu niçin yapıldı? Bu piyasayı canlı tutabilmek için yapıldı. Evet. Bu ekonomik büyümeyi sağlayabilmek için yapıldı. Yani çarklar durmasın, insanlar üretsin, insanlar tüketsin diye yapıldı. Ve başarılı oldu mu? Baktığınızda üretim, yani biz geçen seneki üretim yöntemine göre milli gelirde büyümeyi kat ettik. Tabii ki yani bunu herkes şöyle söyleyebilir. Yani biz milli gelir olarak büyüdük ama yani bunun karşılığında bizim cebimiz daha mı fazla bir para gördü? Ya da kişi başına düşen milli gelirimiz mi arttı? Evet, onlar da problem tabii ki var. Yani bu büyüme kalkınma mı oldu? Refah düzeyimiz mi arttı? Tabii ki onlar gerçekleşmedi. Ama ne? Sonuç olarak biz geçen sene bu pandemi döneminde bu kadar sıkıntı yaşarken ülkeler biz burada bile büyümeyi başardık. Evet. Şimdi hocam ben de oraya gelecektim. Seyircilerimizden de var buna benzer sorular. Aydoğan Bey'e selam gönderelim. Diyor ki bizim gibi dışa bağlı ülkeler kur ve faizi birbirine girift değil midir? Enflasyon, faiz ve kurla mücadele. Yani ben de şunu diyecektim zaten. Şimdi sonuç olarak hocam bir enflasyon durumundan bahsettik. İşte enflasyonun da bir talep, bir maliyet yönü var. Mesela Türkiye'deki enflasyon talep itişli mi? Bence değil. Sanki biraz daha maliyet itişli gibi oluyor gibi. Hani özellikle de işte de diyor ya. Biz orada biraz herhalde sizinle anlaşamayabiliriz. Evet yani büyük yani ihtimalle. Şundan dolayı diyorum ben. Benim iddiam şu. Bizde üretim girdisi olarak kullandığımız malzemenin, malın büyük bir kısmı ithal olduğu için. Tabii ki biz ithal ikameci büyük toplum. Bunları da dövizle satın aldığımız için yüksek döviz kuru bizim sürekli maliyetimizi artırıyor ve devamında bir enflasyon problemi doğuruyor diye düşünüyorum. Şimdi faiz dedik programın başında. En nihayetinde yani dedik ki faizi artırarak enflasyonu baskılamaya çalışıyor Merkez Bankası. Tabii ki. Bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz? Mesela şu çok eleştiriliyor şu an bakıyorum. İşte yeni Merkez Bankası Başkanı ile alakalı. Hani faizi yani düşürecek, düşürmeye mi geliyor gibisinden. Şunu da seyircilerimize söyleyelim. Yani faizin artışı enflasyonu nasıl etkiler diye düşünebilirsiniz. Ya da tamam öyle düşünün. Yani şöyle düşünün. Yani sizin 100 birimlik bir mevduatınız var. Bununla bir şey harcamak yerine evet. O mevduatla belirli bir kazanç elde edebilirsiniz. Nasıl kazanç elde edebilirsiniz? Bunun karşılığında mevduat olarak bankaya yatırırsınız ve onun karşılığında da faiz elde edersiniz. Evet. Yani bu şu anda herhalde %15 %16 gibi civarlarında bir düzey. Yani bir sene sonunda 100 birimlik paranıza karşılık 16 birimlik bir kar elde etmiş olursunuz. 16 birimlik bir gelir elde etmiş olursunuz. Tabii bu yüksek faiz ortamı olduğunda insanlar ne yapacaklar? Yani rasyonel olarak düşündükleri zaman tüketimlerinden vazgeçecekler. Biraz daha fazla mevduata yatıracaklar. Evet. Biraz daha birikim yapmaya çalışacaklar. Bu enflasyonu bu taraftan frenleyebiliyorsunuz. Aynı tamam. zamanda sizin dediğiniz gibi yani biz ham maddede yurt dışına evet. bağımlı olduğumuz için yani ithalat ihracat için, üretmek için evet, ithal etmek zorundayız. İhraç etmek için ithal etmek zorundayız. İthalat kısmında ne yapıyorsunuz? Siz enflasyonla ya da yüksek faizle evet. bunun karşılığında ne yapıyorsunuz? Doları biraz baskılıyorsunuz. Bunun temel nedeni yurt dışındaki sermayedarlar ne yapıyorlar? Sıcak paralarını ülkemize gönderiyorlar. Bunun karşılığında ne yapıyorlar? Faiz kazancı elde ediyorlar. Yani birçok gelişmiş ülkede biz reel faizin negatif olduğunu görebiliriz. Evet. Yani kesinlikle. Reel faiz dediğimiz enflasyondan arındırılmış faiz demek.
Yani enflasyonlar alınmış ne demek? Şöyle söyleyeyim, %10'luk bir enflasyon olduğunu düşünün. Siz %8'lik bir faiz getirisi elde ettiğiniz zaman neyle karşı karşıya kalırsınız? Negatif bir faizle negatif karşı karşıya kalırsınız. Evet. Ama %10 bir enflasyon var piyasada ve siz bunun karşılığında %20'lik bir faiz geliri elde ediyorsunuz. Paranız 10 birim daha yükselmiş olacak. Daha değerlenmiş olacak. O yüzden bu taraftan da böyle bir sonucu var yani yüksek faiz. Yani şuna katılıyorum. Şimdi oraya gelelim o zaman. Yani faiz sonuç mudur, sebep midir? Yani o noktada belki farklı düşünüyor olabiliriz ki ben farklılığın da sebebini anlayabiliyorum. Yani bunda aslında kamuoyu da bölünüyor düşündüğümüzde, baktığımızda. Ya bir kısım işte ya faizi düşürmemiz lazım diyor. Bir kısım diyor ki hayır, faizden bu enflasyon düşebilir. İşte bir kısım mesela Cumhurbaşkanı da aynısını diyor. Faiz enflasyonun sebebidir diyor. İktisat kitapları tersini söylüyor. Faiz sonuçtur diyor. İşte bakıyorum bugün birkaç ekonomist de aynı şeyi söylüyor. İşte vücutta ateş varsa diyor bu sonun bir şeyi sebebidir, ateşe benzetiyor. Şimdi bu konuda anladığım kadarıyla siz faizi ben biraz daha sebep olarak görüyorsunuz. Yani faiz artışlarının maliyetlere yansıması sonucu. Onu diyecektim ben de. Yani ki katılıyorum. Ya sonuç olarak şöyle düşünün hocam. Yani siz mal üretiyorsunuz. %10 faize maruz kalmışsınız. Borçlanmışsınız, mal almışsınız ve bu malı satıyorsunuz. Yani ne yaparsanız yapın %10 karı koymadan satamazsınız. Çünkü faiz giderinizi karşılayamıyorsunuz. Ya bir maliyet, o da bir maliyet sonuçta. Onu karşılamanız lazım. Yani bir de siz kendi karınızı koyacaksınız. Sonuçta girişimcinin şeyi, tabii, sonucu kârdır. Kârını koyacak. Bu da enflasyona maruz bırakacaktır mutlaka yani. Mutlaka. Yok, ona katılıyorum. Zaten diyorum ya, yani anlaşılmayacak bir şey yok aslında. Her iki görüşün de kendi içinde tutarlılığı var. Aynen. Evet, faiz de bir maliyet unsurudur. Devamlı enflasyon doğurur. Şu noktada ben ayrışıyorum. Diyorum ki şimdi enflasyon gibi bir problem var ise bunun da sebebinde bir kur, işte döviz kurundaki artış olduğunu düşünüyorsak biz önce faizi artırıp bir kuru düşürelim. Tabii ki. Kur düşsün, bizim maliyetlerimize düşsün. Ama işte orada başlıyor bizim kritik sorumuz ve aslında sorunsalımız. Tabii işte, ki biz bunları böyle söylüyoruz ama şimdi seyircilerimiz diyecekler yani bunlar yarın sabah olacak şeyler değil tabii. Ya mutlaka. Kısa vadede olacak şeyler değil. Kesinlikle bu yani minimum orta vade isteyen şeyler. Evet yani. Şimdi mesela şuradan örnek vereyim hatta. Naci Ağbal dedik 4 ay önce göreve geldiğinde çok işte gayet nizami bir şekilde ki dedik işte açıklayarak böyle yapacağız, enflasyonu düşüreceğiz. Evet. Tabii ki. Birinci adım buydu. Ama devamında eğer bu faiz artırımını yaptıktan sonra biz kenara geçersek, tamam her şeyi hallettik diye düşünürsek zaten bir yere varamayız. Mümkün dediğiniz değil gibi, bu kez maliyetler arttığı için bize yine enflasyon olarak geri döner. Bunun ikinci, üçüncü, dördüncü adımlar işte uzun vadede yapılması gerekenler neydi mesela? Faizi artırdık, kuru baskıladık mı? Hemen orada işte o üretimi artırabileceğimiz, işte yerli ve milli üretim diyoruz ya, bunları sağlayabileceğimiz, ya bunun içerisinde adalet de var, bunun içerisinde eğitim tabii reformu ki var. Tabii yani bunları ayıramayız yani. Tabii ki bunları sağlayarak sosyal politikalar var. Mesela ayıramayız yani. Negatif faiz dediğimiz gelişmiş ülkeler bunu böyle yapmışlar. Sonuçta çünkü bizim yani iktisat bilimi sosyal bir bilim. Kesinlikle. Yani ayıramazsınız yani bunları. Tabii ki sizin söylediğinizde de hak var. Sizde de hak veriyor. İşte evet ama işte iki tarafı da yani nereye gitseniz sonuca gitmiyor. Sonuca gitmiyor değil aslında. Yani bu tür şeylerde şunu da düşünmek lazım. Sonuçta karar mekanizması olan hükümetler kendileri için kısa vadede sonuca dönüşecek şeyleri isterler. Evet, o var. En nihayetinde de o var aslında. Yani şimdi hükümetlerin %100 maaş zammı yapmasının engeli var. Yasa olarak hiçbir engel yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir engel yok. Yani %100 maaşlarınıza zam yaptım diyebilir mi? Diyebilir. Ama yarın öbür gün bu %100 maaş zammından sonra neyle karşı karşıya kalacak? Enflasyon. %200 enflasyonla karşı karşıya. Yani onunla ilgili de yani mesela afaki konuşuyorum, yanlış anlaşılmasın. Yok yok. Ama ne var hocam? %100 kim enflasyonu verdiği zaman da neyle karşı karşıya kalacak? Siyasi otoritenin daha fazla oyla karşı karşıya kalması. Ya hocam örneği var, hatta ben hep söylüyorum. 2015 yılı mıydı bu? Haziran Kasım peş peşe bir seçim oldu. Mesela 2015 herhalde. Haziran seçiminden önce o zamanın dönemin bakanı Cevdet Yılmaz olması lazım. Evet. Hani siyasi partiler arasında bir asgari ücret şeyi, pazarlığı vardı işte. Her parti biri 3 lira yapacağım diyordu, biri 5 lira yapacağım diyordu. Hiç unutmuyorum, Cevdet Yılmaz bakandı, dedi ki böyle bir şey yapamayız dedi. Bunu yaparsak bunca yıl yaptığımız her şey boşa gidecek. Her şey boşa gider. Bunu dedi. Ekonomik olarak evet, tüm dinamikleri patlatmış evet olursunuz. Evet. Haziran seçimi oldu. Oy kaybetti. Mecbur kaldı. Oy kazanma, aynen dediğiniz gibi kısa vadede oya dönmesi lazımdı. Tabii ki. Hiç unutmuyorum, 800 liradan 1300 liraya çıkarttılar asgari ücreti. Çünkü sonuçta hocam yani evet, siyasi otoriterin maalesef
Yani sonuç olarak kararı ve siyasi otoritenin beklediği şeyler var yani. Yani kesinlikle. Biz, en başta biz dediğimiz işte. Kadar burada söyleyelim. Yani kesinlikle. Sizin dediğinize katılmıyor değilim. Yani tabii ki yüksek faiz ortamında enflasyonla mücadele edebilirsiniz. Enflasyonla mücadele etmenizde hiçbir problem yok. Ama bunun yanında dediğim gibi işsizlikle karşı karşıya kalıyorsunuz. Evet, İşsizlik büyük bir sosyal problem. Evet. Yani bu sosyal problemle karşı karşıya kalmanız demek zaten pandemi dönemini atlatmışız. 2020 yılında işsiz kalan kaç tane insan var? Çok hizmet sektöründe çok yani yakın. Mesela eşim benimle dalga geçiyor bu konuda. Hani kahveleri söylüyorsunuz işte geçen evet, seneki evet. programda çok bahsettiniz ama onlar hizmet sektörü yani. Sonuç olarak insanlar evlerine ekmek götüremediler. Kapalı evet, kaldı. Maalesef. Lokantalar kapalı kaldı. E bu neyle karşı karşıya bırakıyor? Hükümet için büyük bir problem işsizlik. Kesinlikle canım. O hani ve dediğiniz gibi yani toplumsal olarak da yani ben size katılıyorum. Arz ve talep yanlı olarak da biz enflasyonu körüklüyoruz. Kesinlikle. Biz her ikisi de yapıyor toplum işte. Olarak da evet. Ben bunu geçen seneki programda da söylemiştim. Yine tekrar edeceğim. Yani biz tüketmeye alışmış bir toplumuz. Maalesef. O, en yani başta da o var zaten. Biz bu alışkanlıktan vazgeçmezsek biz yine de dış şoklara karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Bizim sermaye yapımız güçlü olsa, bizim birikimlerimiz, yani hani biz derslerde söylüyoruz bunu, tasarruflarımızı arttırabilirsek, insanlar yurt dışından borçlanmak yerine, evet, yurt içinden, içerideki kaynaklarla, içerideki kaynaklarla finanse edecek. Yani kura bağlı kalmaksızın belki adımlar atacağız. Kur daha az oynak olacak. Aynen. Ya işte tüm bunlar da hocam aslında dediğimiz eğitimden geçiyor, işte daha bilinçli toplum olmaktan geçiyor. Yani niye mesela gelişmiş ülke diyoruz? Evet. Bakıyorsunuz o Norveç'e, Danimarka'ya yani. Yani şimdi Amerika'da bilinci var. Amerika'da TL ile yatırım yapan var mıdır acaba? Ya mümkün değil canım. Yani nereden olsun ki? Amerika'da TL ile yatırım yapan yoktur ama biz Türkiye'de dolarla. Evet, dolarla yatırım yapıyoruz. Yani 200 milyar dolara yakın bankalarda mevduat bekliyoruz. Ve hocam ben o konuda şunu da düşünüyorum. Evet, bir faiz lobisi var. Bu çok konuşuluyor. Bence ama Türkiye'de bir de bir döviz lobisi var. Kesinlikle. Onlar da el ovuşturarak hani şu faiz düşsün de bir döviz artsın kazanalım diye. Maalesef var. Bu da var. Var yani. Bunu kovalayan da var. Ya işte yani biz yatırım aracı olarak görmüyoruz. Bunu kesinlikle söyleyelim. Yani yabancı para cinsinden yatırım yapılmaz. Yatırım aracı olarak görülmez. O zaman çünkü Ercan amcama selamlarımı gönderelim. Onun da sorusunu cevaplamış olalım. Diyor ki işte tam dediğiniz konuyla alakalı soruyu kaybettim. Güvenli liman nedir diyor o zaman yatırım yapmak için. Yani ben yine söylüyorum, yanılsam da pişman da olsam yani böyle çok sansasyonel bir şey söyleyemesem de ben yine de TL'den yanayım. Yani Türk lirasına yatırım yapanın her zaman kazanacağını düşünüyorum. Yani bu mal alırsınız, mülk alırsınız, gayrimenkul alırsınız, borsada paranızı değerlendirirsiniz. Yani sonuç olarak biz enflasyonun nedenlerinden biri olarak saydığımız şey paranızın geçerliliğinin ne kadar olup olmadığı. Biz TL'yi ne kadar geçerli hale getirebilirsek enflasyon ayağını da o kadar kırmış olacağız. Yani biz neden 200 milyar dolar mevduat bekletelim? Evet. Dolar cinsinden neden bekletelim? Tamam, altın bir yatırım aracı, kabul ediyorum. Bakın altını ayrı tutuyorum. Niye dolar olarak, niye biz euro olarak paramızı biriktirelim? Ha tabii ki o yatırımcılar da şimdi bana diyecekler ki ya hocam yani şimdi en insaf. Yani hani burada bu kadar kazanç var. Kazanıyoruz. İşte gördük yani 7.20'den 8.50'ye gitti. Bir gecede %10, %15 zenginleşmiş oldu. Maalesef. Ya bana, siz de bana bu konuda kızıyorsunuz bazen. Yani ben şöyle düşünüyorum. Mesela TL'de kalın diyorsunuz. Ben ama sanırım şunu diyorsunuz siz. Yok hocam mesela şunu tam anlaşalım. Hayır, şöyle değil yani. Hani hesabımda TL şeklinde mi kalsın diyorsunuz yoksa. Ben onu söyleyemem. Yani onu söylemem tamam. Yani TL cinsinden evet, kalmasın. Götür işte niye? Bir arsaya, bir eve, ne bileyim bir yani bir şey satın al. Ya sonuç olarak hükümetin temel politikalarından biri, yapmaya çalıştığı temel politikalardan biri yastık altındaki altını, yastık altındaki doları, evet, yastık evet, altındaki evet. TL'yi bankacılık sistemine kanalize edebilmek. Etmek. Kesinlikle evet. Çünkü neden? Bunu kanalize ederse yurt dışından borçlanması bu kadar fazla olmayacak. Evet. Devlet borçlanma senedi satmayacak. Yani şimdi biz burada bize konuşmak kolay. %19'da devlet borçlanma senedi satıyor. Çok ciddi işte. Ciddi faiz yani. Yani sonuçta bilançoda yani devletin bütçesinde bir faiz gideri oluşacak. Ve %19 üzerinden. Daha 4 ay öncesine kadar %10'du faiz. Evet. 4 ayda yani %10'dan 19'a geldi. 2 kat faiz gideri oldu. Yani devletler ister mi? Bütçesini neden oraya yönlendirsin ki devlet? Faiz giderine katlanmak yerine üretime yatırıma döndürür. Üretime yatırıma döndürünce işsizlikle mücadele eder. Halkını mutlu eder. Toplumsal kalkınmayı sağlayabilir. Ya o yüzden yani tabii ki işte kesinlikle paranızı
TL'ye koyup bankada yatırmayın. Heh, ya da yastık altında yatırmayın. Enflasyona maruz kalırsınız. Evet, onu söyleyelim. Enflasyona maruz kalırsınız. Ama tabii ki bunun yüzlerce yatırım enstrümanı var. Yatırım aracı var. Yani borsamız var. Ya da işte tahviller var. Devlet borçlanma senetleri var. Bonolar var. Yani elbette ki inancınıza göre katılım bankalarında ortak hesaplarınız var. Yani bunları da değerlendirebilirsiniz. Yazık günah yani. Yok hocam, onun altını şu yüzden özellikle çizdim. Şimdi Ercan amcam anlattığınızı anlıyor. Ercan amcamın yatırım araçları var. Ama normalde bizi izleyen başka bir seyircimiz şöyle anlayabilir. Ya iyi, o zaman ben hesapta paramı TL cinsinden tutayım. Bunu yapmayın. Yok sakın. Bunu yapmayın. Enflasyon var, kaybedersiniz. Ya hele ki onu hadi bankada tutuyorsanız bile yastık altında kesinlikle tutmayın. Hele ki evde işte ne bileyim kasada şurada burada falan, bu çok saçma. Yani onu elbette ki biz de inancımız gereği biz de faizin haram olduğunu kabul ediyoruz. Biz de iman etmişiz. Ama ne? Sonuç olarak bir de bir gerçek var yani. Tabii. Ekonomik bir gerçek var. Siz faiz yemeseniz bile sonuç olarak o bankada paranız bizim gayri şey dediğimiz yani hani nakdi para yaratma ya da işte merkez bankalarının bankalara verdiği kaydi para etkisi sonucunda insanlara üretim için sermaye desteği olur. Kesinlikle. Yani üretim yapacak girişimci kişi. Ahmet Mehmet %20'den tarımla uğraşan adam %20'den borçlanmak yerine %10'la borçlanır. Evet. Ne zararı var bunun? %10'la az borçlandığı için ne yapacak? Fiyatını da ona göre yapacak. Mutlaka canım. Yani onun düzenli sistematik yolu odur. Evet, TL cinsinden yatırım yapılmasında bir sakınca yok. Ama sakın. Yani yastık altında tutma. Yastık altında. Ya bunlar hakikaten tüm topluma aslında zarar verici şeyler. Sefa Akçiçek kardeşime selamlarımızı gönderelim. Borsa manipülasyonu orta sınıfın kumarhane kapitalizmine başkaldırısı mıdır demiş. Valla yani... o konuda ben bir son bir şey söyleyeyim hocam. yine ben nacizane söylüyorum. Borsada çok fazla yerli yatırımcı geldi. Son bir senede. Evet, son bir senede Mart ayından beri muazzam yatırımcı geldi. Ve bu yatırımcılar sakın ama sakın ellerinden geldiği kadar kredili işlemlerden uzak dursunlar. Evet. Şu dönem özellikle çok riskli. Yani bir sabah uyandıklarında paralarının %10'unun gittiğini görüyorlar ki şu anda borsada yani öyle. Evet şey var yani hani limit var. Yani %10'un altında limit. Bir şey yok tabii ki. O da herhalde ayın birinden itibaren mi yükselteceğiz? Yani bugün yine BIST 50'de açığa satışı yine yasakladılar. Tabii ki yani iki gündür olanlardan dolayı. Tabii ki yani günlük olabiliyor ama insanlar ellerinden geldiği kadar yani artık insanların o kadar ilgisinin olduğunu görüyorum ki yani aslında mutlu mu olayım, üzüleyim mi bilmiyorum. Yani işte herkesin hocam, dilinde borsa, herkesin dilinde kripto para, herkesin dilinde dolar, herkesin dilinde euro. Yani biz günde sizlerle bunu konuştuğumuz zaman yani siz de görüyorsunuz. Tabii. İşte inşallah şöyle oluyordur hocam. İnşallah borsa oynanmıyordur. Borsaya yatırım yapılıyordur. Evet, yatırım aracı olarak. O ikisi önemli bir aynen, fark. Aynen, ağzınıza sağlık. O konuda size teşekkür ederim. Borsa bir yatırım aracıdır ve yatırım aracı olarak da kalması gerekiyor. İnşallah öyle oluyordur. İnşallah. Hocam süre geçmiş. Yani aslında vardı konuşacağımız şeyler de vardı da süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Dinleyenlere de çok teşekkürler. Sağ olun. Herkese sağlıklı günler diliyorum hocam. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu hafta da süremizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.